Şimdi Lefkoşa'da Yeşil Hat üzerindeyiz. Yeşil Hat üzerinde yer alan Yiğitler Burcu Parkı'na geldik. Bulunmuş olduğum bu alan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti toprakları. Hemen arkamda Birleşmiş Milletler'e ait olan tampon bölge ve kulenin arkasında da Rum tarafını görüyoruz. Hemen arkada Rum tarafında kalan bir otel var. O otelde 1974 Barış Harekatı'ndan sonra Rauf Denktaş ve Makaryos'un yapmış olduğu görüşmelerin gerçekleştiği otel. Tam bu alan Yeşil Hat yaklaşık 180 kilometre uzunluğunda. Biz de şu anda tam tampon bölgedeyiz, tam ortadayız. Hemen arkama baktığım zaman da bakın yeşil sahanın sağ tarafında Osmanlı döneminden kalan harika mimarileri görüyoruz. Camimizin minaresini görüyoruz. Burası da Arap Ahmet Mahallesi. Bulunmuş olduğum bu park çok özel bir noktada yer alıyor aslında. Çünkü Yeşil Hat'ın tam da üzerindeyiz. Yeşil Hat, aslında neden Yeşil Hat? Çok ilginç bir hikayesi var, onu da söyleyeyim. Komutan sınırları çizerken yeşil kalemle çiziyor. Ve yeşil kalemle çizdiğinden dolayı da o gündür bugündür işte bu sınır Yeşil Hat olarak isimlendiriliyor. Yaklaşık 180 kilometre uzunluğunda olan Yeşil Hat adanın birçok noktasına ulaşıyor. Ve işte en önemli noktalardan biri de Lefkoşa'da. Karşı tarafta Rum tarafını görüyoruz. Bu tarafta Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti topraklarını görüyoruz. Lefkoşa'nın çok ilginç bir özelliği var. Lefkoşa, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin başkenti ama Rumlar tarafından da kendi kısımlarında başkent olarak nitelendiriliyor. Yani Lefkoşa dünyada iki farklı toprağa başkentlik yapan tek şehir olma unvanına sahip. Tabi o zamanlarda yaşanan bu ne yazık ki üzüntülü olaylardan sonra, yaşanan soykırımdan sonra Kıbrıs iki ayrı bölgeye ayrılıyor. İşte 1963 yılında ilk önce buradaki sınır, Lefkoşa'daki sınır çiziliyor. Yaşanan Barış Harekatı'ndan sonra da adanın diğer sınırları çiziliyor. Şimdi yavaş yavaş ilerlediğim zaman Rum tarafına yaklaşmış olacağım ve Rumların normal yaşamlarını görüyor olacağız. O kadar yakın ki aslında, yani bir adımlık mesafe var. İki kısım birbirine çok yakın ve herkes normal yaşamlarına burada devam ediyor. Tampon bölgeye girmek yasak, çok ağır yaptırımları var. Hemen ortada Birleşmiş Milletler'in askerleri burada özel hep nöbet tutuyorlar. Ve işte Yeşil Hat üzerinde şimdi Rumların olduğu kısma geldik. Hemen aşağıda Rum kısmı. Bakın görüyorsunuz. Bir de burada kafe var. İsteyenler burada bu kafede de çaylarını, kahvelerini içebiliyorlar. Lefkoşa tabi Avrupa'da Nikosa olarak isimlendiriliyor. Lefkoşa olarak bilinmez. Avrupa'daki ismi Lefkoşa'nın Nikosa. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin başkenti olan Lefkoşa'da yaklaşık 100 bin kişilik bir nüfus var. Kalabalık bir nüfusu var. Adanın en kalabalık kenti burası. Ve neredeyse adada, burada Lefkoşa'da 24 saat hayatları hep canlı bir şekilde görebilirsiniz. Yeşil Hat üzerinde birçok giriş kapısı bulunuyor, gümrük kapısı bulunuyor. Ve onların en meşhurlarından biri Lokmacı Sınır Kapısı. Yine Lefkoşa'da Yeşil Hat üzerinde bulunan bir sınır kapısı. Vakit olursa oraya da gideceğiz. İşte Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları direkt kimlik kartlarıyla bu tarafa, Rum tarafına geçiş yapabiliyorlar o kapıdan. Sınırdan Rum kesimi olduğu gibi izlenebiliyor. O kadar yakın ki şaşırmamak elde değil. İşte şu anda Rumların hayatlarını daha da yakından görebiliyoruz. Bir tel ayırıyor sadece. İki kısmı. Sadece ince bir tel ve birçok turist de dünyanın dört bir yanından Rum tarafını görmek için buraya geliyor. Burada olduğu gibi karşı tarafta da trafik ters taraftan akıyor, onu söyleyeyim. Sol taraftan akıyor. Direksiyonları sağ tarafta. İngilizlerden kalan bir gelenek, İngiliz kültürü. İngilizler belli bir dönem adaya hakim olduklarından dolayı adanın olduğu gibi her yerinde trafik soldan akıyor. Hemen arkamda görmüş olduğunuz bu cadde Rum tarafının ana caddelerinden biri. Lefkoşa şehir surlarını görüyoruz. Lefkoşa şehir surları zaten buradan da bizim başkentimiz Lefkoşa'dan geçiyor. Ama tabii o kadar uzun ki bu surlar, görüyorsunuz Rum tarafına da gidiyor. Yaklaşık 4-5 kilometre uzunluğunda olan surlar. Bir kısmı orada kalmış, bir kısmı burada kalmış. Venedik surları bu surlar. Venedik döneminde inşa edilmiş ve adanın en önemli sembollerinden. Çizilen bu sınırla beraber her şey ikiye bölünüyor.
Tam da sınırın orta kısmı 1964 yılından bu yana Birleşmiş Milletler kontrolünde. İngiliz döneminde Rumların çatışmalarını engellemek için mahalleler arasına tel örgüler bile çekilmişti. İşte ben de şu anda yüzlerce yıllık tarihe tanıklık eden tarihi bir Osmanlı mahallesindeyim. Sınırın hemen yanında, yeşil hattın neredeyse üstünde olan bir mahalle burası. Ve hala da yıllara meydan okuyor. Lefkoşa'da yeşil hattın hemen yanında buram buram Osmanlı kokan eserler var. İşte şu anda Arap Ahmet Sokağı'ndayız. Ve Arap Ahmet Sokağı Osmanlı dokusunu bugüne taşıyan en güzel yerlerden biri. Hemen bakarsanız cumbalı Osmanlı evleri dikkat çekiyor. Osmanlı'nın adaya geldiğinde işte inşa ettiği yaşam alanlarından biri oldu burası. Ve en güzeli de tabii baktığımız zaman yapıların üzerinde zaman zaman Osmanlı turaları, hilaller, ay yıldızlar görüyoruz. Bazı yapılarda da Rumlar oturduğu için Rumların sembollerini görüyoruz. Osmanlı'nın adaya gelmesiyle beraber adada büyük bir sükunet, huzur ve sessizlik hakim olmuştu. Hem adadaki Rumlar ve Türkler bir arada mutlu mesut yaşamlarına sürerken çok da güzel burada barış içerisinde hayatlar akıyordu. İşte onun en güzel sembolleri, onun en güzel örneği bu mahalle, hem Rumların hem de Türklerin iç içe geçtiği bu eserleri bugün de gayet güzel bir şekilde görebiliyoruz. Kimisi restoran, kimisi kafe, kimisi butik otel olarak kullanılıyor ya da hala ev olarak kullanılmaya devam ediyor. Yeşil Hattın yanında olmasından dolayı da turistlerin de en çok gelip ziyaret ettiği yer. Şu an sakin olduğuna bakmayın çünkü öğlen sıcağındayız ama akşamüstü olduğunda bütün bu yollar, caddeler, ara sokaklar turistlerle dolup taşmaya başlıyor. Arap Ahmet kimdir? Hemen ondan da bahsedelim. Arap Ahmet Osmanlı komutanlarından, buraya fethi için geldiğinde ordunun başında olan komutanlardan olduğu için bu mahalleye de Arap Ahmet Mahallesi adı verilmiş. Arap Ahmet Mahallesi yaklaşık 3500 kişilik bir nüfusa sahip. Muhakkak Osmanlı tarihini hissetmek için bu mahallede gezilmeli. Cumbalı evleriyle kültürü bugüne taşıyan bu güzel mahalleyi de gezdikten sonra rotamıza Lefkoşa'nın meşhur çarşısını alıyoruz. Şimdi de Lefkoşa'nın en meşhur çarşılarından birinde Arasta Çarşısı'na geldik. Arasta bütün ihtiyaçların karşılandığı, zanaatkarların bir arada olduğu yer anlamına geliyor. Gerçekten de bu çarşıya geldiğimiz zaman ne ihtiyaç varsa insanların satın alabileceği her şeyi bulmak mümkün. Kıyafetten kumaşa, yeme içmeden saate, her türlü detay, her türlü ihtiyaç bu çarşıdan giderilebiliyor. Çok da eski bir çarşı ve hemen Lokmacı sınır kapısının yanı başında bulunuyor. Bu sebeple hem Rum tarafından buraya alışverişe gelenler çok fazla oluyor, hem de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde insanlar yiyeceği, içeceği, giyeceği ihtiyacı olduğu zaman muhakkak ilk uğradıkları yerler arasında bu Arasta Çarşısı var. Yaklaşık 1 kilometre uzunluğa sahip olan bir cadde ve işte cadde boyunca da her türlü dükkana rastlamak mümkün. Çok da kalabalık görüyorsunuz. Hem yerlisi hem yabancısı buraya muhakkak alışverişe geliyorlar. Ayakkabılar, tişörtler, çantalar, şapkalar, her türlü eşya bu çarşıda mevcut. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.